Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutfak Sesi Gazetesi Araştırma Üniversitesi Süleyman Duran, Adana'nın Yüve ilçesinde Dedepınar Mahallesi'ni ziyaret ettim. Muhtarımız Kerim Karlıdağ ile muhtar odasına röportaj yapacağız. Muhtar odası diyoruz ama muhtarım kendi imkanlarıyla bir oda oluşturmuş. Daha tam dizaynı da bitmemiş. Kendisini de tebrik etmek istiyorum Araştırma Türkiye'de birçok yere gidiyoruz. Hep belediyelerimiz mahalleye dönüşen köylere çok güzel köy konakları, muhtar odaları yapmış, sosyal tesis yapmışlar. Burada da istediğiniz bir efendim bu hizmet. Biz de istedik, evet. İstedik, yapılacak diye de bekliyoruz. İnşallah yaptırırlar. Evet. Efendim, il merkezine yani yüreğiyle kaç kilometre mesafede köyümüz Dedepınar? 20 kilometre. 20 kilometre mesafede. 20 kilometre. Evet. Kaç hane nüfus ne kadar muhtar? Burası 45 bin mahalle yukarıda var. Burada da 20 tane. 65. 65. 65 tane. Şimdi oradan orayla burası birlikte kaç nüfus var muhtarın? Nüfusun yaklaşık 300. 300 nüfus var. Seçmenimiz? Seçmenimiz 260. 260. Evet. Seçimlerde karşı adayla çıktı mı? Muhtarlık seçimlerinde. Karşı çıktı. Vaatlerde bulundu mu efendim? Yok, hiç vaatlerde bulunmadı. Hiç vaatlerde bulunmadı. Hiç bulunmadı. Evet. Mesela ben bu köyde oturuyorum, geldim benden o isteyeceğim. Ne dedin efendim? Ya geldi köyde o istedi. Bana o verim, ben böyle yapacağım, böyle sağlayacağım. İşte onu diyorum, ne yapacaksın? Onu soruyorum ben. Ne yapacaksın? O bize park yapacaktın, şurada taziye evi yapacaktın. Park, taziye evi, evet. Bir de çocuk spor tesisleri yapacaksın. Spor sahası, evet. Basketbol, voleybol, futbol sahası yani, istiyorsun. Onu yapacaklar da hiçbir şey de yapmayacaksın. Yani. İstedin bunları, üçünü de resmi olarak istedik belediye başkanlarımızdan. Biz belediyemizden istedik de geldi dedi, hazine mal olmadığı için dedi şu anda biraz zordur. Evet. Yani, Zeytin Karalar'da ne istedin mesela? Zeytin Karalar bana buraya gelmedi. Evet. İşte Zeydan Karalar'ın işte Türkiye'nin mutfakların sesi olarak şu an sayın seyirciler böyle gördüğünüz gibi yayınlıyoruz. Zeydan Karalar da Adana'ya yol müjdesi vermişti. Pankart atmıştı birçok yerde. Onları da çektik, yayınladık. Yani biz artık mahalleye dönüşen köylere yolları ne olsun diyoruz? Sıcak asfalt olsun. Sıcak asfalt istiyoruz tabii. Evet. Yolumuz biraz geniş olsun istiyorum. Evet. Mahallenin çoğunluğunda çamurluğunda yapılmasını istiyorum. Orada yok değil mi arkadaşım? Yok yok, orada çamurluğunda. Evet. Sizin telefona çekmişiz ben. Kaç yılında geldiniz buraya yerleştiniz Urfa Siverek'ten? 92'den geldik. 92'den geldiniz. Köyünüz baraj altında kaldı. Evet, doğru mu? Evet. Köyünüz baraj altında kaldı. Buraya geldik. 40 yılın tarla aldık. Sonra akraba olarak burada yerleştik. Ondan sonra geldik bir muhtar seçtik. 25 yıl tarafta muhtarımız var. Bir muhtar 25 yıl görev yaptı. Görev yaptı, evet. Ne yaptı 25 yılda efendim? Oğlum hiçbir şey yapmadı. Taş üstüne bir taş koymadı. Taş üstüne taş koymadı. Evet. Hiçbir şey yapmadık işte onun için de karşı evet. Çıktı ben oturdum inşallah bu dönem yapardık. Şey. İnşallah. Evet. Arkadaşlar ben araştırmacı gazeteci olarak Zeydan Karadar Başkanımızdan işte 25 yılda hiç hizmet yapmadığını belirtiyor muhtarımız. Burada bir eser olsun diyoruz. Doğru mu? Kerim muhtarımızın burada bir eser olsun. İsmini de Zeydan Karadar koysun. Buraya çok amaçlı salon yap istiyoruz. Doğru mu? Çok amaçlı taziye. Evet, taziye istiyoruz. Çocuk parkı istiyoruz çocuklarımız için. Bir de top sahası falan istiyoruz. Futbol sahası istiyoruz. Genç arkadaşımız var ya Ağza. Ağza evet. Çevirelim ismi ne evet? İsmim de Eyüp Kardal. Eyüp Kardal. Ne oğlu mu? Kendisi amcam olur muhtar. Amcan mı? Amcan evet güzel. Evet işte bizde köyümüzün bayağı sorunu var. Evet. Yani işte yollarımız bazı mahallelerimizin yolları bozuk. Evet. Yani biz kendimiz de Zeydan Karalarcıyız yani. Evet. Ülkemiz gençlik kolları üyesi kendisi yani irtibatım var böyle. İrtibatım var evet. İşte gördünüz mü Zeydan Başkan'a sesleniyor. Halk temsilinden bir ümidi var. Hizmet istiyor arkadaşlar. Ben de araştırmacı gazeteci olarak işte buraya bir hizmet yapsın. Bu Kerim kardeşimizin de 5 yıl sonunda en azından ben işte bu hizmeti yaptırdım desin. Ya muhtar 5 yıl sonra da halk demesin ki ya Kerim Bey o muhtar bir hizmet yapmadı, sen 5 yılda hiçbir hizmet yapmadın demesin. Doğru mu efendim? Tabii ki. Tabii ki. Ne yapıyorsun muhtara? Buraya hizmet istiyoruz. İstiyoruz. Evet. Genellikle Zeydan Karalı Başkanımızdan istiyoruz. Yani. Evet. Evet sayıca işte gördüğünüz hizmette unutulan yerleri ne yapıyoruz? Biz tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün de Adana Yüreği Dedepınar Mahallesi muhtarımız Kerim Karlıdağ ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Mutfakların Sesi gazetesine röportaj verdiği için her röportajımızda da söylüyorum. Bizi de işte gazetemizi de muhtarlarımız destekliyor. Onun sayesinde, destekleri sayesinde yayın hayatına devam ediyoruz. Muhtarlarımız ilk kanal üstüne bize katkı sağlıyor. Bir de ne yapıyoruz? Hemen faturasını
kesiyoruz. Katkısından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bize katkı sağlayacağız inşallah. İnşallah. İşte de çok teşekkür ederim. İnşallah.